Merhaba, bu yayına başladığımda koronavirüsten ölenler Türkiye'de 200'ün üzerinde, vaka sayısı da 1000'in üzerindeydi. Bir tane virüsün dünyayı kasıp kavurduğunu ve insanların bu virüsle mücadele etmekte ne kadar güçlük çektiğini görüyorsunuz. Ancak burada gelişmişlik ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasında da bir mücadele farkı olduğunu net olarak görüyorsunuz. Kapalı ve otoriter ülkelerde virüsün açıklanması da şeffaflık olmadığını düşünüyorum. Gerçi elimde bu yönde bir kanıt bilgi yok ama en azından bu ülkelerin geçmiş yönetimleri bunu bize böyle düşünmemizi aksettiriyor. Şeffaf olan ülkeler daha açık bir şekilde paylaşıyor. Örneğin Kuzey Kore'de eğer yayınlanan haber doğruysa hiç virüsün Kuzey Kore'ye uğramadığı ve Kuzey Kore'de böyle bir vaka sayısının olmadığı haberlere yansıdı. Elbette bu çok ciddiye alınacak bir şey değil. Ancak şunu da biliyoruz ki uygarlığın beşiği olarak bildiğimiz Avrupa ve Amerika da dahi hatta Amerika neredeyse virüsün merkezi olmuş durumda şu anda. Virüsle mücadele etmekte oldukça zorluk çekiyor ve ortalık cesetlerle dolu hastanelerin morgları. Bizim Türkiye'mize gelecek olursak virüs sayısının vaka sayısının birden 11'e 20 günde nasıl çıktığı muamma, bir kişiden o birinci günde açıklanan kişiden bu 10 bin kişiye bulaşmadığı tabii ki bir gerçek. Burada yurt dışından gelenler bulaştırmış olabilir ancak hükümetin yeterli sayıda test yapmadığı ve virüsteki bu vaka sayılarını açıklamasını mümkün olduğunca geçiştirmeye çalıştığı belki de böyle tek tük vaka olursa da virüs sanki Türkiye'ye hiç uğramamış gibi bir atmosfer yaratmak istediklerini anlayabiliyoruz. Bunu turizm açısından anlayabiliyoruz ancak şeffaf yönetim açısından bunu anlamamız mümkün değil. Evet burada sayıların yanlış açıklandığı hususunda bir elimizde belge yok. Şu an açıklananları kabul etmek durumundayız. Resmi açıklanan rakamları. Hükümetin bu virüs mesaisinde yaptığı en büyük hata tekrar kutuplaştırma yapmasıydı. En son olarak da kendilerinin bağış kampanyalarını muhalefetin başlatması sonucunda muhalefeti taklit etmeleri ve muhalif belediyeleri bağış yapmamaları konusunda uyarmaları ve daha sonra muhalif belediyelerin hesaplarına bileke konmalarıydı. Bu eşitlikçi bir durum değil. Eğer böyle yapacaksanız kendi belediyelerinizin de bunu yapmamış olması gerekiyor ki sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla virüs adıyla olmasa da başka isimlerle AKP belediyeleri bağış alıyor. Bu vatandaşın vicdanında adilane bir durum yaratmaz. Kaldı ki bu durum böyle olacaksa neden şimdi oluyor? Belediyeler AKP'deyken AKP belediyeleri bağış yapabiliyordu. O zaman şunu anlıyoruz ki AKP'nin niyeti diğer belediyelerin bağış yapıp yapmaması değil, sadece kendi belediyeleri dışındaki belediyelere para akışını engellemek. Zaten belediyelere giren çıkanlar belli. Hepsi açık ortada. Resmi yapılan bağışlar ve AKP'nin bunları denetleme imkanı var. Devlet kendi elinde. Buna rağmen direkt olarak muhalefetin bağış yapmasını engellemesi şu anlama geliyor. AKP bu konuya bir çözüm üretemedi. Vatandaşına paket açıklayamadı. Paket açıklayamadığı için de tedirginler muhalefet bir şeyi açıkladığında da bunun safsaklamasını yaşıyorlar ve bir an önce buna engel getirip kendimiz bağış açalım diye düşündük. Bağış kampanyası başlatalım diye düşündüler. Bağış kampanyası başlatmaları da onları kendi içerisinde zor duruma düşürdü. Okuduğumuz haberlere göre AKP içerisinden bu kampanya bizi zor duruma düşürdü. Ekonomik olarak hani Türkiye'nin iyi olduğunu söylüyorduk. Vatandaşa paket açıklamamız gereken bir durum varken vatandaştan bağış istiyoruz. Hem kendimizi hem Türkiye'yi zor ve komik bir duruma düşürdük. Neden bu hatayı yaptık gibi AKP içerisinde bir iç hesaplaşma varmış. AKP ikinci hatayı buradan yaptı. İlk hatayı da muhalif belediyelerin bağış kampanyasını engelleyerek yaptı. Çünkü bu engeller
seçmenin vicdanında kesinlikle kabul görmez. Tam tersine ters etki yaratır. 31 Mart seçimlerinde de gördüğümüz gibi Bahçeli'nin ve AKP yetkililerinin aşırı kutuplaştırmacı açıklamaları vatandaşın gönlünde adaliyet duygusunun zedelenmesine yol açmış ve AKP'nin büyük şehirleri kaybetmesine neden olmuştu. Yine seçim tekrarını adilane bir duyguyla yapmadıklarından ve bunu gerektirecek vatandaşın vicdanında bir gerekçe üretemediklerinden ya da böyle bir gerekçe olmadığına ters etmiş ve ikinci seçimde de çok ağır bir yenilgi almışlardı. Zaten tabanında kopuşlar var. Şimdi de muhalif belediyelere bağış engelini getirerek kazanabilecekleri hiçbir şey yok. Tam tersine kaybediyorlar. CHP belediyeleri bağış hesaplarının engellenmesi hiçbir şey kaybetmez. Kaybeden tek şey halk olur. Halk da bunun acısına AK Partili olsa bile AK Parti'den sorar. O bakımdan AKP çok stratejik hatalar yapıyor. Az önce dünkü videolarımda da söylemiştim. Avrupa ve Amerika elektrik faturaları ödüyor. Bizimkiler ne yapacaklarmış? Elektrik faturalarınızı eve yazmaya gelmeyeceklermiş. Otomatik olarak yazılacakmış. Bunu neye göre karar vereceklermiş? Geçen seneki kullanımınıza göre karar vereceklermiş. Yani geçen sene diyelim ki iş yerinizde fatura ödüyorsunuz. Bu sene kapalı olsa bile o faturayı ödeyeceksiniz. Daha sonra alacağınız varsa devletten alacaksınız. Avrupa'daki liderler faturaları garanti altına alırken bizimkiler faturaları katlamanın telaşı içerisindeler. AKP iktidarı nereye koşuyor? ABD her vatandaşına 1000 dolar 15 gün orayla karşılıksız veriyor. Zannedersem Kanada Başbakanı'nda bugün bir açıklaması oldu. Zaten ekonomi kötüye gidiyor şu anda ve bu gidişat ekonomiyi de etkileyecek. AKP'nin aldığı bağışlar kampanyadan zorla milletten alacağı bağışlar, daha çok kurumlardan bunu alacaklar ve medya yansıyanlarına göre bunu da zorla alacaklar. Resmi olarak bir zorunluluk olmasa bile bağış almayan neredeyse fişlenecek gibi bir iddia var. Ve bu bağışlar nereye gidecek? Köprülere ve otoyollara verdikleri geçiş kat sayısı ücretlerine gidecek. Yani yandaşların cebine gidecek. Türkiye için bir şey düşünmüyorlar. Bunları kamulaştırmak yerine hala yandaşların cebini doldurmayı düşünüyorlar. Bu akşamlık bu kadar. Yayınların devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olunuz, destek olunuz. Daha fazla destek vermeniz gerekmektedir. Hoşçakalın.